Evet merhabalar. Hatırlarsanız kısa bir süre önce sizlerle Huawei'nin yeni premium orta segment akıllı telefonu Nova 10 Pro hakkındaki bilgileri ve detaylı incelemesini paylaşmıştım. Bu defa ise konuğum Nova 10 modeli. Bu telefon Nova 10 Pro'ya göre daha uygun fiyatlı olurken özellik bakımından da ondan pek geri kalmıyor. Bu anlamda Nova 10 Pro modelini beğenen ancak bütçesini ona göre denkleştiremeyenler için gayet güzel bir seçenek oluyor. Nova 10'un önemli özellikleri var ve Nova 10 Pro'dan çok az noktada ayrışıyor. Önde yine 60 megapiksel kamera yer alıyor. Ön kamera konusunda Nova 10 Pro ile tek fark ikinci kameranın kaldırılmış olması. Arkada da yine 50 megapiksel üçlü kamera kurulumu mevcut durumda. 120 Hz ekran, hızlı şarj ve tabii ki g yoluyla Android uygulamaları ile Google desteği de bu telefonu mevcut durumda. Öte yandan tasarım da aynı şıklıkta karşımıza çıkıyor. Hatta Nova 10 bunu daha önce bir tasarımla sunuyor bize. Nova 10'un kalınlığı sadece 6.88 mm olmaya başarıyor ki diğer telefonlarla kıyaslandığında da en incelerden biri oluyor. Böylece özellikle hem tasarımıyla zarif hem de şık bir akıllı telefon satın almayı düşünenler tarafından rahatlıkla tercih edilecektir diye düşünüyorum. Ayrıca bir halde hafif bir model olmuş. Nova 10'un ağırlığı yalnızca 168 gram seviyesinde. Telefonun arkası çok güzel görünüyor gerçekten. Bu model yıldızlı gümüş renkli olanı. Telefonun ayrıca yıldızlı siyah renk seçeneği de bulunuyor ki o da bir bu kadar güzel görünüyor. Yıldızlı gümüş renkli bu modelin arkasındaki kamera alanının çevresindeki ve alt taraftaki Nova logosu altın renkli renklendirilmiş. Böylece güzel görünüş desteklenmiş. Nova 10'un ekranı Nova 10 Pro'ya göre bir miktar küçük. Ancak 120 Hz ekran tazirim hızı ve diğer yetenekler korunmuş durumda. 6.67 inç büyüklüğündeki ekran yine OLED panelden oluşuyor ve böylece fazlasıyla canlı bir görüntü sunuyor bize. 1 milyar renk üretimi, HDR10 desteği gibi görüntüyü geliştiren özellikler mevcut durumda. Ekranın çözünürlüğü 1080 2400 piksel olurken ekran en boy oranında 20'ye 9 şeklinde. Böylece telefonu yan çevirerek izleyeceğiniz filmlerde sinematik bir deneyim elde edebiliyor ve oynayacağınız oyunlarda da büyük keyif alıyorsunuz. Parmak izi sensörü Ekran entegre şekilde geliyor. Gayet hızlı ve doğru bir şekilde çalışıyor bu sensör. Ayrıca ek biyometrik güvenlik yöntemi de tabii ki var. Ön kamera yoluyla yüz tanıma özelliği bu telefonda bulunuyor. Telefonda işlemci olarak Snapdragon 778G yer alıyor. 8 çekirdekli bu işlemci Nova 10 Pro'daki ile aynı. Performans odaklı 2.4 GHz ve verimlilik odaklı 1.8 GHz frekanslarında çalışan bu Cairo 670 çekirdeklerle telefon uygulama performansı Gayet iyi seviyede. Çoklu uygulama kullanımları, uygulama arasında geçiş ve oyun noktasında da bu işlemci size e, akıcı bir kullanım imkanı veriyor. Telefon 8 GB RAM ile desteklenmiş ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Bu alanı doldurmak için de çok çeşitli seçenekleriniz var. Az sonra bahsedeceğim Huawei App Gallery uygulama marketi ve G Space ile ulaşabileceğiniz Android uygulama marketinden bu noktada bol bol faydalanacaksınız. alınacaksınız. Novo'nun bataryası 4000 mAh kapasitesinde günlük kullanım için fazlasıyla yeterli bir batarya kapasitesi bu. Normal kullanımda bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz bu telefonla. Ve e, ılımlı kullanımda ise sonraki günü de çıkartmanız gayet mümkün. E, ayrıca güç tasarruf yöntemlerini kullanarak bu süreyi daha da uzatabilirsiniz. Batarya ilişkin en önemli özellik ise telefonda 66 Watt. Huawei süper şarj desteği olması böylece çok kısa sürede şarj olabiliyor telefon. Bu şarj cihazının kutu içerisinde bulunması da e, rakiplerine göre önemli bir artı puan getiriyor telefona. Ayrıca e, kablolu ters şarj özelliği gösteriyor. Böylece diğer cihazlarınızda Nova onu kullanarak şarj edebiliyorsunuz. Ama kablosuz şarj cihazı bu telefonda bulunmuyor. Tıpkı Nova 10 Pro'da olmadığı gibi. Nova'nın arkasındaki kameralar Nova 10 Pro ile aynı yapıda korunmuş. Ana kameramız RYB sensörden oluşan 50 megapiksel lense sahip. Bu kameranın Nova 10 Pro ile tek farkı diyafram açıklığının f1.9 olması. Nova 10 Pro'da bu değer f1.8'di. Ancak buna karşın gece modunu aldığınızda yeterli ışığı toplayabiliyor ve gayet güzel fotoğraflar çıkartabiliyor ortaya Nova 10. Zaten siz de şu an ekranda görüyorsunuz. Bunun dışında zaten günüz yapacağınız çekimlerde ortaya harika kareler çıkartmak için elinizin altına iyi donanım bileşenleri getiriyor Nova 10. 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü ile telefonun kamera arayüzünde sunulan çeşitli modlardan geniş ölçüde faydalanabiliyorsunuz. Burada gerçekten çok sayıda seçenek var. Özellikle video çekerken odak takibi yapmadaki başarısı ve arka planı anlık olarak bulanıklaştırması bol bol video çekenler için çok mühim artılar. Bu arada elbette arka kamera ile 4K video kaydı yapabildiğinizi söyleyeyim. Telefon Nova 10 Pro ile en önemli farkını ön kamerasında karşımıza çıkartıyor. Nova 10 Pro'da hatırlarsanız çift ön kamera yer alıyordu ve burada biri 60 megapiksel, diğeri 8 megapiksel lens yer alıyordu. Nova 10'da ise 8 megapiksellik ikinci kamera yok ama 60 megapiksel ön kameranın korunmuş olması gayet sevindirici çünkü en çok Kullanılacak olan kamera bu oluyor. 60 megapiksel çözünürlükle çekim yapması ve bunu 100 derecelik geniş bir açıyla sunması bu kameranın en önemli yanları. Böylece geniş selfie'ler çekebiliyorsunuz, manzarası geniş vloglar kaydedebiliyorsunuz. Nova 10'da yine bu kameradan geniş ölçüde fayda almanız için vlog modu da yer alıyor. Vlog modunda bulunan seçenekleri kullanarak aynı anda hem ön hem arka kamerayla çekim yapabiliyorsunuz. Güzel fotoğraflar, vloglar ortaya çıkartabiliyorsunuz. Çekilen fotoğraflara video kalitesinin beğendiğimi de e, ayrıca not etmek isterim. Evet telefonun donanım bileşenleri bu şekilde. Peki yazılım tarafında neler var? Huawei yazılım e, tarafında son yıllarda ürettiği modellere çok büyük e, eklemeler yaptı bildiğiniz gibi. Baştan bir işletim sistemi yazdı. Bunu kullanışlı uygulamalara destekledi. E, içeriği zenginleştirdi. Kullanım yönelik işlevselliği arttırdı. Google desteği olmayan telefonlarına dolaylı yoldan bu desteği getirdi ve Android uygulamalarına erişilebilir kıldı. Nova 10'da kısa bir süre önce sizlerle incelemesini paylaştım. Nova 10 Pro'da da olduğu gibi Google hizmetleri sorunsuz şekilde çalışıyor ve Android Marketten uygulamaları sorunsuz bir şekilde indirip kullanabiliyorsunuz. En popüler uygulamalar olan Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Netflix, Snapchat gibi uygulamaları iSter App Gallery uygulama marketinden iSter Android uygulama marketine indirebiliyorsunuz. Zaten belli başlı uygulamalar dışında Android uygulama marketine bu telefonda ihtiyaç bile duymayacaksınız. App Gallery çok geniş bir uygulama ağına sahip. Burada Popüler sosyal medya uygulamalarını rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Özellikle yerel uygulamaların hemen hepsi burada e, bulunuyor. Tıpkı Novo On Pro'da olduğu gibi yapı kredi, garanti, empara, ING mobil ve diğer bankacılık e, uygulamalarını da edinebiliyorsunuz ve sonsuz şekilde kullanabiliyorsunuz. Android uygulama marketine erişmek ve Google hizmetlerini kullanabilmek için yapmanız gereken şey ise App Gallery'den g uygulamasını indirmek. Reklamsız ve sorunsuz çalışan bu uygulamayı indirdiğinizde Android Market başta olmak üzere tüm Google uygulamaları da Nova'na geliyor. Burada YouTube başta olmak üzere WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Microsoft OneDrive, LinkedIn, Spotify, Discord ve dahasını bir arada bulabiliyorsunuz. G Space'te kullanıma hazır olan Google uygulamaları olarak da Gmail, Google Maps, Google Drive, Meet, Photos, Google Dokümanlar, Google Duo, Google Translate'i yine bu ekranda görebiliyorsunuz ve hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Sonuç olarak değerlendirdiğimizde Nova 10 sahip olduğu e, tasarım ve performansı bir yana geliş uygulama desteğiyle de satın alanların severi kullanacakları bir telefon olmuş. Özellik bakımından Nova 10 Pro'dan neredeyse fark yaratmaması ve daha uygun fiyata sahip olması en önemli yanları. Ee, Nova 10 şu an e, Huawei online mağazada 1500 lira fiyat indirimiyle 14.999 liraya satın alınabiliyor. Yanında Huawei FreeBus 4i e, kablosuz kulaklık hediyesi de bulunuyor. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler.